Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şimdi hocam kapak çıkma ameliyatının ikinci kez olma durumu olabilir dediniz siz tabii ihtiyaç olur. Halinde. Tabii gerektiği zaman oluyor. Kapakçıklarda tabii bir kapağı değiştirmek dedik bir yöntem olarak. Ya biyolojik kapak ya da mekanik kapak. Bir de tamir yöntemlerimiz. Özellikle son yıllarda dünyada da Türkiye'de de çok sık olarak özellikle mitral kapak hastalıklarında, mitral yetmezliği gibi dejeneratif kapak hastalıklarında son yıllarda tamir şeylerimiz çok arttı. Tecrübemiz çok arttı. Çok sıklıkla eğer ciddi mitral kapak bu mitral kapak hastalığı çok ciddi romatizmal kapak hastalığı değil ise yani evet. Romatizmaya bağlı çok ciddi hasar görmemiş ise genelde bu dejeneratif mitral yetmezliği ise bunların çoğunu kapağı değiştirmeden tamir yöntemiyle yapıyoruz. Bunların sonuçları daha iyi tabii. Bu çünkü orijinal kendi kapağını korumak her zaman bizim için daha iyi. Tamir ettiğimiz hastaların sonuçları daha iyi ama bunlar da tabii yıllar içerisinde belki 10 yıl sonra 20 yıl sonra tekrar onların bozulup tekrar ameliyata gitme durumları falan olabiliyor. Ama genelde ilk tercih olarak biz tamir etmeye çalışıyoruz. Evet. Tamir şansı varsa öncelikle tamir şansını deniyoruz ama olmazsa işte kapağı değiştiriyoruz. Biyolojik ya da mekanik kapak onları takıyoruz. Ve hastalar dediğim gibi devamlı gözetim altında 10 yıl sonra 20 yıl sonra 30 yıl sonra tekrar ameliyat durumlar olduğu zaman da başarılı yapıyoruz. Bunlar da yani yapılıyor yani. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.